Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. İlk maçımız 676 kodlu mücadele Yunanistan şey var, kendi evinde oldukça eskili John Cook'un statistiğinde bizim bu şeyler yapmaya çalışıyor. Şükrü Öğütlü'yle iddia bilir TV. Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 16 Şubat Cumartesi günü bülteninin akşam seansıyla sizlerle birlikteyiz. İlk videomuzda biliyorsunuz gündüz seansından 5 maç yorumlamıştık sizler için. Akşam seansında da yine bir 5-6 maçımız var. Yani, hemen maçlarımıza geçelim. Bu ikinci bölümümüz. Cumartesi gününün akşam seansındaki maçlardan bahsedeceğiz şimdi. Yine yönetmenimin şurada arkasına sırasıyla paylaştığı tanıtım videomuz ve arkasından iddiada nasıl kupon yapmalısınız ve kasanızı nasıl yönetmelisiniz ve müthiş taktiklerimizin olduğu videolarımızı zamanınız olduğunda sırasıyla izlerseniz hem bir sürü bilgi öğrenmiş olursunuz, sizin faydanıza izlemeniz, yani sizlere özel bütün merak ettikleriniz için çektik o videoları. Biz hemen maçlarımıza geçelim. Yine bizi timestplus.com'dan takip edebilirsiniz. Orada yazar yorumlarımız sevgili Atilla Arda Bora, Atistix TV, YouTube'da onun da kanalı var. Birçoğunuz biliyorsunuz, biliyorum, bilmeyenler için açıklamalar kısmında yine kanalının linkini paylaşırız. Atilla Arda Bora'yı da takip edebilirsiniz. Birlikte timestplus.com'da ekranda bir yerde çıkıyordur. Yönetmenim koyar. Onun da linki videoların açıklama kısmında. Oradan kupon tavsiyelerimizi, yazar yorumlarını ve basketbolla da ilgili yine yorum ve tavsiyeleri Atilla Arda'nın bulabilirsiniz. Onu da söyleyelim. İlk mücadelemiz akşamın ilk mücadelesi. 117 kodlu mücadele saat 19'da başlayacak. Marsilya kendi evinde Amiens'i ağırlayacak. Marsilya'nın saha kapama cezası bitti. Artık seyircisine kavuşuyor. Teknik direktörleri Rudy Garcia karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında Adil Rami Payet ve Luis Gustavo'nun oynayabilecek duruma geldiğini açıklamış. Bunun haberini aldık ama Strootman'ın durumunun belirsiz olduğunu söyleniyor. Marsilya'ya 1.30 gibi bir oran vermişler kendi evinde. Yani Amiens gibi vasat bir takıma ben puan kaybedebileceklerini sanmıyorum. Şöyle bir performanslarına baktığımız zaman Amiens alt sıralardan kurtulma çabasında ama deplasmanlarda özellikle oldukça etkisiz bir performansları var. Son performanslarında Marsilya 2 haftadır hem Bordeaux'u 1-0 yendi hem deplasmanda Dijon'u yendi. Amiens'de 5 maçlık mağlubiyet serisinden sonra kendi evinde Caen'i 1-0'la geçmişti. İki takımda da önemli, dediğim gibi Strootman'ın Marsilya'da durumu belli değil. Amiens takımında önemli bir sakat cezalı yok. Marsilya'nın kazanacağı mücadele düşünüyorum ben öncelikle, onu söyleyeyim. Ama mücadelenin 2-0 belki gollese bile 2-1 ile kazanacağını düşündüğüm için çok fazla gol beklemiyorum. 2-3 gol ideal tercih olacaktır, gollere gidecek olan arkadaşlara öneriyorum. Ama Marsilya'nın kazanacağı ve 2-3 gol arasında kalacak mücadele bekliyorum. Bir sonraki maçımız 118 kodlu mücadele. Saat 19'da yine Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe kendi evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Toto videosunun altına yazıyorsunuz da Fenerbahçe'nin yani Konya karşısında puan kaybedeceğini söylemek, bu hani Galatasaraylı olduğumu bilen arkadaşlar hani duygusal davranıyorsun, Fener şöyle yener böyle tam yener diyorsan sen yener de Toto'da nasıl sürpriz aramamız gerekiyorsa 4-5-6 maçta, ben de bu hafta bunu da aramak istedim. Yani beni tanımadı o kadar geçen belli ki ben aynen geçen hafta Kayseri karşısında Fener yener dedik, ne oldu, Kayseri yendi. Yani bu hafta da Konya karşısında arayalım, neden, Konya puan kaybettirme kapasitesi var, Galatasaraylıyım diye Benfica'yı yeneriz demişim. Yenebilirdik de olmayan bir penaltı olsaydı veya vermeseydi ya da ortada pozisyon yokken. Yani ha? Ön yargılı izlemeyin arkadaşlar. Burada tabii ki tahmin yapmaya çalışıyoruz. Hangi takımı tuttuğumuzla alakası yok. Birçok kere Galatasaray'ın gol yiyeceğini, hatta yenileceğini söyleyen, birçok kere Fener'in yeneceğini ama maalesef yenemediği bir adamım ben. Tanımadan lütfen yorum yapmayın, onu da söyleyeyim. Spor Toto'da da sürpriz arıyoruz. O tanıtım videosunu bir izlerseniz benim kim olduğumu, ne olduğumu, eskiden ne yaptığımı, mesela ne için bu işe girdiğimi, onu bir öğrenirseniz sizin de faydanıza olur diye düşünüyorum. Ön yargılı düşünmemiş olursunuz en azından. Her neyse, Fenerbahçe kendi evinde Zenit galibiyetinden sonra Konyaspor'u ağırlayacak ama oynayamayacak futbolcuları var. Tabii ki Soldado kırmızı kart cezası, son zamanların performansı iyi olan ismi, formda ismi Isla sarı kart cezası oynayamayacak. Mehmet Ekici de sakatlığından dolayı oynayamayacak. Tolgay Arslan kırmızı kart cezası. Tabii bu şartlarda Fenerbahçe zorlanacaktır kendi evinde. Konyaspor'da ise Ömer Ali Şahiner şüpheli görünüyor ama oynayabilir belki. Onun dışında çok önemli bir sakat cezası yok. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk defa Kadıköy'e çıkacak. Aynı zamanda Alex de Souza'nın da bir sebeple burada olduğu ve tribünde olacağı, maçı izleyeceği söyleniyor. Farklı ambiyanslar olacak. Fenerbahçe tabii ki kendi evinde Zenit maçındaki gibi biraz baskı yapacaktır ama Konyaspor'da Aykut Hoca biliyorsunuz genelde ilk yarıları berabere kapatmayı becerebiliyor. Bu baskıdan kurtulabilirse ilk dakikalarda
İlk yarı berabere bitebilir bu karşılaşmada. Çok fazla gol beklemiyorum ben. İlk tercihim alt olacaktır 1.60 gibi bir orandan. Neden? Çünkü Fenerbahçe ya 1-0 alır ya da gol yer 1-1 biter. Daha ötesini düşünemiyorum ben öyle 2-2'lik, 3-2'lik düello, gol düellosu beklemiyorum yani. O yüzden Fenerbahçe yense de dediğim gibi 1-0 yeneceğini düşündüğüm için alt tercihi ideal olacaktır gollerde. Onun dışında sürpriz tercihimizde, fantezi kuponlarımızda ya da sistem kuponlarımızda 3.15'e düşen oranıyla beraberlik denemesi yapabiliriz. Birbiri de bitebilir diye düşünüyorum. Naçizane benim fikrim bu yönde ama siz yeneceğini düşünüyorsanız handikap 0'da deneyebilirsiniz. Benim sadece düşüncem ilk yarı 0 biteceği ve çok fazla gol olmayacağı yönünde. Bir sonraki maçımız 121 kodlu mücadele. Almanya Bundesliga'dan Hertha Berlin kendi evinde Werder Bremen'i konuk edecek. İki formda isim, iki formda takım diyebiliriz. Hertha Berlin özellikle kendi evinde etkili bir takım. Ama deplasmanda Mönchengladbach'ı yenmişti geçen hafta. Sürpriz diye nitelendirebiliriz. Çünkü gol bile yememişti. Biz Mönchengladbach'ın da gol atmasını bekliyorduk. Werder Bremen de kendi evinde Augsburg'u 4-0'la geçti. Baktığımız zaman orta sahada bir tane sakata var Hertha Berlin'in. Onun dışında Werder Bremen'de de bir tane, iki tane önemli forvetleri sakat ama genelde Werder Bremen attığı gollerde sadece forvetlere bağımlı değil, orta sahadan da destek alıyor hücumda ve gollerini bu şekilde bulabiliyor. Hertha Berlin de yine aynı şekilde. Bu iki takımın birbirine ben rahat bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. Werder Bremen'in de gol bulacağını düşünüyorum. 1.30 oranıyla burada karşılıklı gol var. Sağlam görünmekle birlikte alternatif kuponlarımıza ki her zaman diyoruz o videoları izlerseniz alternatif kuponu her zaman yapmalısınız. Bence kupon tutturabilmek için diğer kuponumuza da ya da varı beğenmiyorsanız oranı üstte tercih edebilirsiniz. Maçın da üste gidebileceğini düşünüyorum ama bana göre ilk sağlam tercih 1.30 orandan karşılıklı gol var olmalıdır. İkinci tercih üst şeklinde olabilir 1.50 gibi oranıyla. Bir sonraki maçımız 376 kodlu mücadele. Akşam saat 22'de oynanacak. Belçika Ligi'nden Zulte Waregem kendi evinde Sint-Truiden'i konuk edecek. Evet, geçen hafta Zulte Waregem bizi yatırmış olabilir ama arkadaşlar bunun ben tamamen Anderlet'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Aklıma da gelmişti aslında Anderlet'in o sıkıcı oyunu yani açamaması, Zulte Waregem gibi açık oynayamaması falan bir bakıma önceden düşünmüştüm ama işte hata yaptık o maçı almakla ama burada öyle olmayacaktır. Zulte Waregem hücumdan yine ödün vermeyecektir. Kolay da gol yiyen, kolay da gol atabilen bir ekip. Sint-Truiden de son haftalarda gayet formda. O da mutlaka burada gol bulacaktır. Defansında Zulte Waregem'in bir önemli isim sarı kart cezalısı. Sint-Truiden'de de yine defansta bir isim sakat. Ben rahat bir şekilde bu sefer bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.30 oranıyla sağlam tercih olacaktır. Ayrıca maçın yine üste gideceğini 2-2, 3-2 gibi bir skor çıkacağını hatta söyleyebilirim. 1.50 orandan üste ben deneyeceğim kuponumla da size bu şekilde bu sefer inşallah yatırmayacaktır Zulte Waregem'imiz bizi diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 126 kodlu mücadele. İtalya'da önemli mücadele. Atalanta kendi evinde Milan'ı konuk edecek saat 22.30'da mücadele. Toto videomuzda da bundan bahsetmiştik ve çok zorlu bir mücadele olduğunu söylemiştik. İki takım adına da Atalanta kendi evinde etkili, muazzam bir performansı var. Milan'da da Piatek geldikten sonra hücum gücü de bayağı bir yükseldi. Atalanta'da önemli bir şey yokken Milan'da Zapata sakatlığı var defansta ve Bonaventura'nın sakatlığı devam ediyor. Güzel, zevkli, tempolu bir mücadele olmasını bekliyorum ben. Bu mücadeleyle ilgili tercihim ise karşılıklı gol var olacaktır. İki takım da birbirine birer gol atacaktır. 1.50 gibi güzel de bir oranı var. Onun dışında sistem kuponları için 0 önereceğim. 3-2-3 oranı var. Karşılaşmanın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Bu yüzden siz de benim gibi düşünüyorsanız bu yönde tercihlerinizi alabilirsiniz. Ve gecenin son mücadelesi 384 kodlu mücadele. Bunu Hollanda'dan aldım. Vitesse kendi evinde Willem'i konuk edecek. 22.45'te mücadele. Yine iki takım da golcü takım. Vitesse kendi evinde özellikle çok etkili. Son zamanlarda form düşüklüğü olsa bile yine gollerini buluyor. Willem takımı da özellikle son zamanlarda çok formda. 6 tane son 6 deplasman maçının tamamında gol bulmuşlar. 5'inde de galip gelmişler. Vitesse her ne kadar kendi evinde galip gelmeye yakın görünse de Willem'in defansında bir tane sakatlık var. Vitesse'de de şöyle bir bakalım. Forvetleri sakat. Az forvetleri ama diğer forvete oynayabilecek ve orta sahadan çok fazla destek alıyor goller açısından. Dediğim gibi Vitesse kendi evinde kazanmaya yakın bir 40 gibi oranı var ama tabii ki ilk tercihim benim karşılıklı gol var. 1.50 gibi güzel oranıyla ve daha sonra ikinci tercihimiz
1.55'ten üstü de gidebilecek bir mücadele düşünüyorum. Yani iki takım da gol atacağı 2-1, 3-1 gibi Vitesse'nin kazanacağı bir mücadele bekliyorum ama 2-2 sürprizi de çıkabilir. O yüzden taraf bahsinden kaçıp her zamanki gibi gollere sığınalım diye düşünüyorum. Cumartesi gününden de sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadardı. Bizleri yorum ve like'larınızla desteklerseniz videonun altına siz de maçlarla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız seviniriz ve şurada çıkacak olan, benim fotoğrafımın çıkacak olan butona tıklayıp bizlere abone olarak takip ederseniz ve zil işaretine basarsanız her video yüklendiğinde size de bildirim gelmiş olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hafta sonu yapacağınız kuponlarınıza pazar günü gündüz seansı videomuzda, bir sonraki videomuz pazar günü gündüz seansı olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Bol şanslar.